Yeter. Allah hapşurumu tuttum şu an. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Uzun zamandır yine yoktum. Her video girişinde bunu söylüyorum ama yapacak bir şeyim yok. Çünkü gerçekten uzun zamandan beri yoktum. Şu an arka planda inşallah telefonumu düşürme annem. Hayır, hayır, hayır annem, hayır, 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 hayır. Arka planda kedim var ve şu an telefonu kokluyor, düşürecek. Yapma annem, yapma. Ne yapıyor bu acaba? Şuna bakın, eşek sıpası. En son saç kınası videom vardı. Orada küçücüktü bu. Şu an bakın böyle oldu. Ve ben bunu aldım Manisa'dan, evime getirdim. Dişi kedilerle oradan bakışıyor camdan. Ve benim telefonum da itecek anlaşıldı. Serseri. Perdeleri yırtıyor, halıları yoluyor, koltukları yırtıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Şunun tipe bakın. Ama çok tatlı değil mi? Çok tatlı benim oğlum. Benim evladım. Böyle. Bakın neyin üstünde çekiyorum videoyu. Görüyorsunuz değil mi? Aşırı doğallık içerir. Evdeyim, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım derken bir video çekmek istedim. Çünkü arda arda gelen kargolarımdan dolayı, tabii ki de onlar sponsor değil. Her zaman söylüyorum, kendi paracıklarımla aldım. Biriktirdim, biriktirdim, aldım, kartımı da sıfırladım. Ve bu arada uzun zamandan beri doğudaydım. Temmuz'un 9'unda gittim, Ağustos'un 12'sinde geldim. Video çekmeye zaten şeyim yoktu. Ve bundan sonra Biolis ürünleriyle makyaj yapacağım. Annem yapma. Ve alışveriş videosu çekeceğim. İnternetten o kadar ucuza aldığım ürünler var ki. O kadar çok alışveriş yaptım ki. Ve ben o videoyu ikiye böleceğim. Çünkü gerçekten çok video. Çok şey. Kıyafet aldım. Eşya aldım. Ürün aldım. Koklama. Ve görüyorsunuz o kadar video çekmeyeli uzun zaman oldu ki saçlarım uzadı, diplerim geldi. Saçlarımı kestirip kına yapacağım yine. O videoyu da sizlerle paylaşacağım. İstiyordunuz zaten. Neyse, başlarda çok konuşmamak gerekiyor. Bu yüzden hani sıkılıyor olabilirsiniz. Ama ben size baştan bilgiyi vereyim ki hani ona göre şey yapın. Neyse, bugünkü konumuza gelelim. Dediğim gibi evde oturuyordum. Hadi dedim video çekeyim. O yüzden de bir makyaj yapayım. Hemen saçımı başımı taradım. Karşınıza geçtim arkadaşlar. Bugün gratis indirimi var biliyorsunuz. Online sitede ama mağazalarda var mı bilmiyorum. Ben dışarı çıkmadığım için, asosyal bir insan olduğum için kedim geçti. İnternetten ilk defa gratis alışveriş yaptım. Normalde indirim olduğu zaman ben koşa koşa gratise giden bir insandım biliyorsunuz. Sürekli videolar çekiyordum. Tabii artık hayatı o kadar sevmiyorum. Hani takipçim olmadığı için sevemiyorum bu hayatı. Neyse, sizlere şöyle online alışverişten. Hani bugün geleceğini düşünmedim. Bayağı bir oldu ama yola hani sipariş verildi. Dedim bugün gelmez bu. Çünkü kargo takibinde gözükmüyordu. Şöyle bir kutuda gratis alışveriş yaptım arkadaşlar. Dilerseniz alışverişime geçelim. Hemen kutumuzu kurcalayalım. Şöyle bu Bio Beauty'nin. Bunu ilk defa kullanacağım. Canlandırıcı, salatalık özlü ve aloe vera özlü nemlendirici toniğini aldım. Benim de zaten Hunca Life'ın toniği bitmek üzereydi. Bunu almış oldum. Bu çok güzelmiş. Yani bunu kuzenim de bana gönderdi. Resmini ben de aldım diye. Çok güzelmiş. Bu yüzden ben 2 tane aldım. Daha doğrusu hani güzel olduğunu bilmeden ama tahmin ederekten ve fiyatı da uygun olduğu için bundan aldım. Tanesi 5,5 liraydı. 2 tanesi 11 liraya gelmiş oldu bana. İçeriğini okuyalım. Tüm cilt tipleri pantenol, gliserin ve vitamin E içerir. Paraben ve alkol içermiyormuş. Neyse. Cildinizi temizler ve nemlendir. İçerinde yer alan pantenol, E vitamini cildin doğal nem dengesini korurken aloe vera ve salatalık özleriyle özenle seçilmiş kokusu ferah hissetmenize yardımcı olur demiş. Bakalım. Bunları kullanıp ona göre yorumlayacağım. Bitenler videosu da çekeceğim bu arada. Daha sonra ben böyle şeyler hiç almıyordum biliyor musunuz? Hani yani böyle bir şey hiç merak salmadım. Ama nedense herkes bir şey kullanınca ben de bir şeylere özenip aldığım için. Hep beraber. Hapşurumu tuttum şu an. Ölebilir miyim acaba? Şu an. Hapşuruğumu tuttum şu an. Aşırı tuttum.
Neyse, gelirse gelir kendisi. Ay, bir şey alerjim var benim. Kediye sarıldım ya, ondan belki hapşuracağım, hapşuramıyorum. Neyse. Bu Femfresh'in Intimate Skin Care genital bölge temizleyici. Bu seyahat boyumuş ama bence bu çok ideal. 50 milim olması lazım. Evet. Bu bana yeter. Oh. Yeter. Ah. Neyse. Bunu aldım. Bu da diyor ki kullandıktan sonra Allah kahretmesin. İnşallah hapşurmadan devam edebilirsek. Şu an alerjim tutuyor benim. Niye böyle olduğu hiç bilmiyorum. Ay, makyaj malzemesi alerjimi yapacak acaba bana, bilemiyorum. Neyse. Bu genital bölge temizleyici aldım. Ben böyle bir şey hiç kullanmadım hayatımda. Hadi dedim, hani duştan duşa kullanırım diye. Almak istedim meraktan açıkçası. İnşallah da beğenirim. Bunun fiyatı ne kadardı? Bu 13. Fatura da KDV'siyle birlikte yazmadığı için ben size tahmini söyleyeceğim. 13 küsur bir şeydi bu. Bu genital bölge temizleyici. Daha sonra kutumuzda bakalım ne varmış. İnternetten baktım. Bunlar indirimde ve bunlar aşırı bir şekilde övülüyor. Instagram'da falan. Bu hangisi? Biolis'in Fake It maskarası. Maskaram var mı? Daha yeni açtım ama ben bunları denemek için aldım. Ve bunlarla bir video çekeceğim dediğim gibi. Bunun fiyatı da ne kadarmış? Hangisiydi kız? Fake It. Bu 10 küsur bir şey olması lazımdı. Bu da gratis kartla indirime düşüyordu sanırım. Tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü telefondan bakmam gerekecek. Telefonla video çekiyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra şöyle, bu yine Biolis'in Close It kapatıcısını aldım. Daha büyük ambalaj yazıyor üstünde. Bunu da merak ettim. Bendeki 130 porselen rengi. Daha açık renk almıştım. Ama bu da açık renk değil mi? Aynı oluyor. Bunu da deneyeceğim. Dediğim gibi video çekeceğim. Bunun fiyatı da 10 küsur. Yine 13 falan olması lazımdı. Başka yine bir maskara. Bu da Biolis'in Define It maskarası. Bunu da indirimde aldım. Gratis kartla 12.75'e falan düşüyor olması lazımdı. Bunu da denemek amacıyla aldım ve merak ediyordum. Bunlar övülenler arasında zaten. Daha sonra bir dünya fondöten ve BB kreme sahipken şu Form It fondöteni. Bunu da övdüler Instagram'da. Bunu aldım merakımdan. Yine bu da 13 küsur olması lazımdı. Aynen. 131 Ivory rengini aldım ben kendime. Bunların hepsini videoda çekeceğim. Daha sonra şunun rengini çok beğendim ve ilk olarak almaya karar verdiğim maskaralarda karar verdiğim buydu. Biolis'in Loat It maskarası. Dur, uçma. Onun fiyatı ne kadarmış? Ya burada KDV'si sali yazıyor da ben onu kafamdan şey yapıyorum. Bu da 11 küsur. 12.75 falan burada. Ve son olarak şunu da şuraya bırakalım. Son olarak bu Biolis'in Point It tekli farlarından aldım. Yani niye aldım ben de bilmiyorum. Bunlar 6 küsura falan düşmüştü. O yüzden aldım. Merak ettim bu renginde. Bunun numarası 387 Spiritual. Bu. Bunu almış oldum. Merak ediyorum, daha bak açmadım. Hatta şöyle göstereyim ben size. Bunlarla şey yapacağım, makyaj yapacağım. Dediğim gibi ben direkt yani bir şey almışım resmen. Bu ruj ve kontür harici Biolis'in bütün ürünlerini almışım resmen. Şöyle açayım. Ay. Ya bu renklerden hep bende vardı. Ben bunu kızıl ve kahve tonu diye aldım ama inanın bilmiyorum. Bendeki renklerden sanki, şöyle göstereyim. Ama güzel bir şeye benziyor. Bunu da deneyeceğim videoda. Dediğim gibi sabırsızlıkla bekliyorum. Uzun zamandır yoktum. Beni özlemişsinizdir umarım. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.